Merhaba, benim adım Steven Hyde. P.H. Emerson'ın torununun çocuğuyum. Kendisi annemin dedesi olur. Emerson, Ralph Waldo ile uzaktan akraba olan Amerikalı, önemli bir aileden geliyor. O 1856'da Küba'da doğmuş. Hayatının ilk 8 yılını babasının şeker tarlasında geçirmiş. 1864'te Amerikan İç Savaşı sırasında ailesi Delaware'e yerleşmiş. Babası Emerson henüz 11 yaşındayken ölmüş. Annesi İngiliz olduğu için kocası öldükten sonra İngiltere'ye geri dönmeye karar vermiş ve Emerson'la beraber İngiltere'ye yerleşmiş. Emerson İngiltere'ye kolay uyum sağlasa da bence her zaman kendini birazcık yabancı hissetmiş. Daha sonradan Londra'da King's College'da tıp okumaya başlamış. Aynı zamanda sporla ilgilenmeye de devam etmiş. Bol bol rugby oynamış. Derslerinde de oldukça başarılıymış. Fakat zamanla tıptan uzaklaşmaya ve fotoğrafçılığa ilgi duymaya başlamış. Bundan sonra hayatını fotoğrafçılığa ve doğaya adamış. Böylece iki büyük tutkusunu birleştirmiş. Bu dönem onun kendini görsel ve yazılı olarak en iyi ifade ettiği dönem olmuş. Emerson en başından beri sınırlı sayıdaki baskıların öneminin farkındaymış. Meslektaşlarının aksine o fotoğraflarını çok değerli bir sanat eseri olarak görüyormuş ve fotoğraflarının sanatsal değerini korumak istiyormuş. Bu yüzden kitaplarını sınırlı baskılar halinde yayınlamış ve kitaplar basıldıktan sonra da fotoğrafların negatiflerini yok etmiş. İlk kitabı olan Norfolk Broads'ta Hayat ve Tabiat'ta Emerson başarılı bir şekilde insan fotoğraflarına yer vermişti. İnsanlar poz vermiş olmalarına rağmen fotoğraflar yine de oldukça doğal gözüküyor. Fotoğraflar genellikle insanlar çalışırken ve oyun oynarken çekilmişti. Emerson, Norfolk'un insanlarını gerçekten çok sevmişti. Oradaki insanların zor şartlarda çalışan, soylu ve mütevazı kişiler olduğunu düşünüyordu. Onlarla ilgili yazdığı yazılarda Emerson genellikle yerel konuşma dilini ve onların şivesini kullanmış. Aslında Emerson burada biraz daha işçilerin hayatını idealize etmiş ve sofistike olmaktan uzak, basit, sadece tarım üzerine kurulu bu hayatın bütünlüğüne inanmış. Hatta kitaplarında tarımla uğraşan insanların hayatlarında dürüstlük ve güzellik bulduğunu belirtmiş. Bataklık Yaprakları Emerson'ın son kitabıydı ve bence onun en güzel kitaplarından biridir. İçinde fazla malzeme yok. Bunun sebebi büyük ihtimalle fotoğrafların çoğunun çekildiği 1894 senesinin kayıtlara geçen en soğuk yıllardan biri olması. Fotoğraflar çok sade ve basitler. Konular neredeyse soyutluk üzerine kurulu. Burada hayat ya da canlılıkla ilgili bir şey gözükmüyor. Sanki bu fotoğraflar bir şeylerin bitişini anlatıyor gibiler. Emerson'ın fotoğrafçılığı bu kitapla bitirmiş olması da duruma oldukça uygun. Bana göre daha fazla devam edecek enerjisi ve gücü kalmamıştı. Zaten fotoğrafçılığın bir sanat olmadığını ilan ettikten sonra nasıl devam edebilirdi ki? Fotoğrafçılığa sonradan geri döndü çünkü başta ondan vazgeçtiğinde aslında kendisine ait ne kadar büyük bir parçadan vazgeçtiğinin farkına varamamıştı. Fakat bunu fark ettiğinde artık çok geçti. Gençken sahip olduğu enerji ve tutku kalmamıştı. 39-40 yaş. Aslında bizim standartlarımıza göre bir şeyden vazgeçmek için çok genç yaşlar olsa da onun bunu devam ettirmeye ihtiyacı kalmamıştı. O andan itibaren hayatın tadını çıkarabilirdi. Emerson Norfolk'ta bir yandan keyfine bakarken bir yandan da fotoğrafçılığın sanat olup olmadığı üzerine kafa yoruyordu. O zamanki fotoğrafçıların aksine basitlik ve bütünlüğe ulaşmaya çalışıyordu. Emerson iki şeye inanıyordu. Birincisi, fotoğrafların her yönden net olmasına gerek yoktu. Evet, odaklama yapılmalıydı. Yani bir şeye baktığımızda o obje netleşmeli ve arka plandaki objeler biraz bulanıklaşmalıydı. Ama onun bakış açısına göre bazen ana objenin bile net olmasına gerek yoktu. İkinci olarak ise Emerson, fotoğrafçılıkta prodüksiyon sonrası işlemlerin o kadar da önemli olmaması gerektiğini düşünüyordu yani fotoğrafı çektikten sonra karanlık odada fotoğraf üzerinde çok fazla oynama yapılmamalıydı kendisi buna naturalist fotoğrafçılık demişti tabii ki bu o zamanın standartlarına aykırı olan bir şeydi 1889 yılında naturalist fotoğrafçılık üzerine tezini yayınladı fakat daha sonra fikrini tamamen değiştirdi ve naturalist fotoğrafçılığın ölümü isimli siyah kenarlı bir kitapçık yayınladı kitapçıkta şöyle bir açıklamaya yer verdi Fotoğrafları büyük sanat eserleriyle, fotoğrafçıları da büyük sanatçılarla karşılaştırdığım için son derece pişmanım. Yaptığım şeyin çok düşüncesizce olduğunu ve bunu kabul etmenin de düşüncesizliğimin cezası olduğunu kabul ediyorum. Özetle, fotoğrafçılığın kıt bir sanat olduğunu söyleyenlerle hem fikrim ve bu sonuca ulaştığım için büyük bir üzüntü duyuyorum. Bence Emerson fotoğrafçılığın o zamanki teknolojik yetersizliğinden yıldığı için böyle bir sonuca varmıştı. Güzel bir fotoğraf çekmek istediği zaman eski tip kocaman bir makineyle dışarı çıkması gerekiyordu. Görüntüyü cam ekranda ters görüyordu ve gün ışığının içeri girmemesi için kendini siyah örtüyle kaplıyordu. Ancak bunları yaptıktan sonra ortaya ne çıkacağını anlayabiliyordu. Sonrasında eğer odaklama yapmak isterse onu da karanlıkta ve ters görüntüyle yapmak zorundaydı. Sonra da tüm bunları öyle bir birleştirmesi gerekiyordu ki fotoğraf spontane ve doğal gözükebilsin. Böylece en sonunda anı yakalamak yerine anı yaratmak ve yapmacık bir fotoğrafla uğraşmak zorunda kalıyordu. Sanırım onu en çok yoran ve bıktıran şey de buydu. Fotoğrafçılığın bir sanat olup olmadığı hakkındaki kararını değiştirmesine sebep olan da buydu. Çünkü onun için fotoğrafçılığın sanat olup olmaması gerçekten çözmesi gereken bir problemdi.